Alo. Kimmiş? Söylemiyor öyle demek ya. Tamam. İniyorum şimdi. Kim abi bu? Kül kedisi mi acaba? Teşekkürler. Harika Hanım. Bu ne şeref. Neslihan geleceğinizi söylememişti. Haberi olmadığı içindir. Sen de söylemezsen sevinirim. Tabii da sizi biraz gergin gördüm. Sormama mazur görün. Son olaylardan haberiniz vardır herhalde. Evet. Geçmiş olsun ama Onur Bey iyi galiba. Melis'le ilgili olan olayları kastediyorum. Evet, Neslihan o tatsızlıktan da bahsetti. Çok büyük geçmiş olsun. Ama bu sorularla nereye varmak istediğinizi de anlamadım henüz. Artık yoğurdu üfleyerek yiyelim diyorum. Bu nedir? Aç da bak nedir. Evet. Şimdi ben soruyorum size Fuat Bey. Nedir bunlar? Maşallah çok bereketli, yani çok hareketli bir gece hayatınız olduğunu görüyorum. Pardon. Yani bunlara nasıl ulaştığınız şaşırdım. Melis sizi açtığına göre gerçekten bir mucizeye hayat vermiş. Evet. Bu Helin Hanım. Birlikte demir çelik alım satım iş yapıyoruz. Burada da güzel bir bağlantıyı kutluyorduk. Belki tanıyorsunuzdur. Yanılmıyorsam Hamit Bey Karadağ, Sırbistan'daki inşaatları için bir seneye yakın peşinde dolaşmış. Diğerleri? Lamia, Sorbon'dan arkadaşım. Aynı zamanda şirketimin avukatı. Yurt dışındaki patentlerimin takibini yapıyor. Bu da kuzenim Nisu. İngiltere Basketbol Federasyonu'nda görevli. Soyadı Hızlar. Yani isterseniz federasyonun web sitesinden teyit edebilirsiniz. Melis olayından sonra ben iyice paranoyak oldum. Teyitsiz hiçbir şeye inanamıyorum. Eminim anlayışla karşılarsın. Elbette. Bütün bu isimlerin listesini mesaj olarak atabilir misin lütfen? Araştırmak isterim. Bu telefonum. Numaranı da kaydedersen memnun olurum. Ayrıca senin şirketinle ilgili herhangi bir bilgiye ve bulguya rastlayamadım. Neden? Levent ofisimi taşıyorum. Ama size asistanımın numarasını vereyim. Zaten bütün müşteriler oradan ulaşıyor. Evet. Şimdi kötü başlayalım da sonrasında arayı düzeltmek daha kolay olur. Bu anlattıklarınla ilgili bir araştırma yapacağım. Kendi kaynaklarım üzerinden. Şayet teyit edersem Harika Köksal olarak senden özür dileyeceğim. Ama bu anlattıkların Melis'in anlattıkları gibi altı boş çıkarsa arkana bakmadan kaçmanı tavsiye ederim. Endişelerinizi tabii ki anlayışla karşılıyorum. Aksi takdirde kimse benimle böyle konuşamazdı. Ama en nihayetinde Neslihan'ın annesi olarak her daim başımın tacısınız. Görüşmek üzere. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.